Valla söylenecek bir şey işte. Ergüder yoldaş kendine has bir yaşam biçimi olan, sanatını icra etmeye çalışan bir insandı. Yaşadı ve öldü. Başka diyecek bir şey yok şu anda. Onu söyleyebilirim yani. Ne gibi rahatsızlıkları vardı? Babamın tabii psikolojik rahatsızlıkları ortaya çıktı. Alkole bağımlı olaraktan daha sonra paranoid şizofreni teşhisi kondu. O şekilde devam etti. En sonunda da KOAH tabii aşırı sigara tüketimi. En sonunda da KOAH oluştu. Zaten ölüm sebebinin nedeni de KOAH. Şimdi babalık tarafı insan olarak diyelim, babalık tarafını karıştırmayalım pek de. Tabii sanatçı olmanın, Türkiye'de sanatçı olmanın kefaretini o da ödedi, bizler de ödedik maalesef. Hele biraz da siyasi otoritenin karşısında olduğu zaman insanlar Türkiye'de bir takım bedeller ödemek zorunda kalıyor. Hele sanatçıysanız, sanatınızı ve düşüncelerinizi zikrettiğiniz zaman sonuna kadar bu şekilde devam etti. Ve bu şekilde öldü babam yani. Sesi gitmişti babamın. Yazarak anlaşabildik bazı şeyleri. Konuştuk, o da bende kalsın. Özel şeyler. Onlar da bende kalsın. Yazarak anlaştık. Bir akşam beraber geçirdik. O an iyileşti. Sabah birlikte kahvaltı yaptık. Ondan sonra yani o KOAH'ın vermiş olduğu, KOAH hastalığının vermiş olduğu o bitkinlik bir kere var. Nefes alması son derece zor. Bir de sürekli ilaç kullandığı için o ilaçlar artık uzun yıllardan sonra yan etkiler meydana getiriyor. O yan etkilerle konuşma şekli falan tamamen değişmişti yani. Konuşamıyordu, ses de yoktu zaten. Dediğim gibi yazarak kalem kağıtla anlaşabildik. Ben konuştum ama o kalem kağıtla anlattı. Geçmişte yapmış olduğu işte bazı şeylerden ötürü belki pişmanlıkları vardı. Onlar aramızda kalsın artık. Onlar öyle. Öyle oldu yani. Peki. Sahiplenilmeme durumumuz zaten sanat camiasında var. Durumun çok çok iyiyse, maddi açıdan çok iyiysen, çok popüler bir insansan birileri illaki sahipleniyor. Ama yani bir yerden sonra da bırakılıyor gibime geliyor yani. Öyle oluyor yani. Büyükada'da barınak falan yapıldı. Belediye tarafından ona bir barınak falan verildi ama işte kendi çapında o şekilde yaşamaya devam etti orada. Ölümü konuştuğunu ben pek duymadım, şahit olmadım ama kendi yaptıklarının yani özel yaşamındaki yaptıklarının, yaşadıklarının pişmanlıklarını belki de orada kendi kendine bir cezalandırma yöntemiydi. Ben de ona inanıyorum yani. Çünkü bir yerden sonra sağlıklı konuşamıyorsunuz yani. Sağlıklı konuşma olmuyor bir yerden sonra. Olmadı da. İşte 12-13 sene kadar Büyükada'da yaşadı. Daha sonra işte halam aldı. Halamla birlikte yaşamadılar. İşte 14 sene de halam. Tabii biz de zaman zaman gittik geldik. İşte bir şekilde destek vermeye çalıştık. Bu şekilde oldu yani. Kardeşim, kız kardeşim Avusturya'dan gelecek. O akşam uçağa ancak akşam inebilecek. Küçük kardeşimiz var Devrim. O da şu anda yolda. O da akşam vakitlerinde inecek aşağı. İşte ben işte defin işlemleri için gerekli şeyler yapacağım. Buradan evrakları bekliyorum. Ondan sonra işte yarın da inşallah defnedeceğiz. İzmir'de zannedersem herhalde ben pek İzmir'deki mezarlıkları bilmiyorum. Herhalde Balçova tarafında bir zeytin alan diye bir yer varmış. Büyük ihtimalle oraya defnedilecek. Öyle olacak yani.